Ali Ulvi Kurucu 1922 yılında Karatay'ın Sakyatan köyünde dünyaya geldi. Dedesi Hacı Veys Efendi ve babası Hacı Veyszade İbrahim Efendi'nin yanında hafızlık yaparak sarf, nahiv ve kıraat okudu. İlkokul ve ortaokul eğitiminin ardından çok genç yaşta ailesiyle birlikte Medine'ye göç etti. Henüz Medine'deki ilk yıllarında yüksek öğrenimini yapmak üzere Mısır'a gitti. El-Ehsar Üniversitesi'ndeki eğitim hayatı boyunca dönemin birçok kıymetli isimlerinden dersler aldı ve sohbetlerinde bulundu. Edebiyata ve şiire olan merakı bu yıllarda belirgin olmuş, özellikle Mehmet Akif Ersoy'dan oldukça etkilenmişti. İlk şiir denemelerini de bu yıllarda yaptı. Ali Ulvi Kurucu 1946 yılında babasının vefatı dolayısıyla Medine'ye dönüşünün ardından Dünya Evi'ne girdi. Medine'de başkatiplik ve efkaf dairesinde bir süre çalıştıktan sonra sırasıyla Mahmudiye Kütüphanesi'nde ve Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi'nde uzun yıllar müdürlük görevlerini yürüttü. En verimli şiir hayatını da bu yıllarda yaşadı. Gönlündeki Allah ve peygamber aşkını en güzel şiirlerinde dile getiren Ali Ulvi Kurucu, mısralarında duygularını şöyle ifade ediyordu. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Medine'de bulunduğu süre zarfında hiçbir zaman Türkiye ile bağını koparmadı. 1955 yılından sonra sıklıkla Türkiye'ye geldi. Programlar, konferanslar ve sohbetlerde çokça yer aldı. Özellikle genç neslin daima hak ve hakikate bağlı olmasını arzuladı. İlk şiiri olarak ifade ettiği 72 mısradan oluşan Türk gençliğinde de şu dizelere yer verdi. Güzel İstanbul'u fethettin o gün sen yeniden. Fatih'in ruhudur elbet sana rehberlik eden. Nurdan menkıbeler ördü mukaddes savaşın. Şimdi ta arşa değer yükselecek belki başın. Takvimler 2002 yılının 3 Şubat'ını gösterirken Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi Dar-ı Bekâ'ya irtihal etti. O Cennetül Baki'ye defnedilirken ardında nice güzel dizeler, eserler ve Allah yolunda ilimle yoğrulmuş bir hayat bıraktı. Rahmetle ve duayla anıyoruz.